kendini iyi hissettiğin, kendini rahat hissettiğin, huzurlu olduğun bir yer hayal etmeni isteyeceğim. Evet, bu yer şimdiye kadar yaşadığın yerlerden biri olmak zorunda değil. Bu hayal, bu hayalimizde bir güvenli yer. İstediğim var zaten. Var mı? Var. Tamam. Siz de bir düşünün lütfen. Neresi olsa kendini öyle huzurlu, rahat ve iyi hissederdin. Şimdi birlikte ilerleyelim. Hazır olduğunda gözlerini kapatabilirsin. Tamam. Yaşam güven duygumuzu her sarstığında yine içimizdeki en erken kayıtlara dönüyoruz. İçimizde yeterince güçlü hissedersek biz ihtiyaçlarımızı daha kolay karşılayabiliyoruz. Bunun için de hayatın her alanında hem çevremizdekilerin desteğine ve güvenine ama eksikse alamıyorsak en çok kendimize vereceğimiz güvene ve güvende hissetmeye ihtiyacımız var. Mürvet, şu anda tam da oradasın. Burası senin kendini çok iyi hissettiğin, çok rahat olduğun, huzurla dolduğun bir yer. Burada kendini hayatın akışına, huzura bırakabiliyorsun. Etrafında neler var? Bir dön bak. Kendini şimdi burada olmaya bırak biraz. Bu huzurlu yerde biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Hem düşüncelerine, hem duygularına, hem bedenine sabitleyecek şekilde iyice içine gir ve hisset orayı. Hatırlayacağız çünkü burayı. Ve istediğinde, hazır olduğunda gözlerini açıp tekrar bana, şimdiki zamana, bu eve geri dönebilirsin. Çok güzel bir hayaldi. Yani belki ulaşabilirim, belki ulaşamam. O hayal dünyasına, güvenli ortamdan hiç çıkmak istemedim. Şu anda bile hala aslına bakarsanız o hayalin etkisi altındayım. Ihlamur ağacı çok dikkatimi çekti. O kokuyu içime çektim. Oh. Enteresan bir şey ya. Gerçekten böyle bir hayat var mıydı? Nasıl hissettin kendini? Benim ben olduğumu hissettim. Sağımda solumda insan yok, kimse yok. Dışlayacak, hakaret edecek veya itecek, kakacak. Çok güzel bir dünyaydı. Öyle bir yer olsun ki bu. İzleyen herkese de söylüyorum, sen seninkini anlattın. Kim bilir hangi deniz kıyılarını, hangi ormanlara, hangi doğalara, hangi evlere, hangi sokaklara, hangi dönemlere gittik. Ama lütfen sen de şu an paylaş benimle de bizimle ekranın diğer tarafından paylaşan herkes de. Sen de duydun, sen de. Oradan döndüğümüze, üzülmemize gerek yok. O yüzden söyledim sana, duyguya, düşünceye, bedene, hayatımıza sabitleyelim. Zor deneyimler hep oluyor. Bugün de seninle bazen zor şeyler konuşacağız. Ama bugün ya da daha sonra. Biliyoruz ki biz zihnimizin içerisinde böyle bir yer yaratabiliriz. Hatta bununla da kalmayız. Bu tarz hayal kurmalarda ne istediğimizi de fark ederiz. Evet. Belki bugün o hayatı hemen yapamayız. Ama oraya küçük adımlarla bir inşaat başlatabiliriz hayatımızda. Salona geçelim, sohbet edeceğiz. Tamam. Benim şu anda herkes bizi izlerken kalkıp gitmem lazım ama şu an bir yere gidemem. O yüzden evet. Birazdan bence sen de kal. Çünkü sana geldi bence evet. Önce. Birazdan salonda buluşalım. Görüşürüz. Her şeye bakış açım değişti. Kendime az da olsa bir güvenim geldi. Farklıyım. Yani çok eski Mürvet'i bulamazlar artık. Gittikçe de daha çok değişeceğini düşünüyorum. Bu birkaç gün içinde böyle olduysa zannediyorum ki daha da değişeceğim, daha da güzel olacağım.